Akıllı telefon dünyasında bu yılın belki de en dikkat çekici modellerinden biri tanıtıldı. Hem tasarım, hem donanım, hem de fiyat anlamında gerçekten iddialı. Oldukça rekabetçi. Bahsedeceğim model Nubia Red Magic 8 Pro Plus. Selfie olan modeli daha önce kullanmıştım. Sahip olduğu fanlı. Evet, yanlış duymadınız. İçerisinde fan bulunan soğutma sistemiyle gerçekten özel bir telefondu. Ancak yeni model daha da iddialı. Çünkü benim de tercihim olan köşeli hatlara sahip tasarım seviyesinde. Sektörün genel tercihi olan yuvarlatılmış kenarlar ya da kavisli detay aylar yerine çok net düz çizgilerle geliyor. Bence gerçekten çok iyi. Ancak tasarım çok öznel, çok bireysel bir kriter. Dolayısıyla herkes aynı fikirde olmayabilir. Görünüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım, fikirlerinizi merak ediyorum. Ön kamerası ekran altında gizli olan, dolayısıyla herhangi bir kavis, çentik ya da kamera noktası olmayan, bu sayede de tam ekran deneyimine ulaşan telefonun ekran kas oranı %93.7. Ki bu gerçekten son derece iddialı bir değer. Zaten bu özellik sayesinde rakiplerinden farklı olarak tam ekran oyun deneyimini en iyi kendisinin sunduğunu söylüyor Nubia. 1.5 mm ekran çerçevesine sahip olan telefon çok hafif ya da çok ince sayılmaz. Zaten öyle ince gibi de görünmüyor aslında. Resmi değerlere göre 230 gram ağırlığa ve 8.9 mm kalınlığa sahip olduğunu söyleyebilirim. Önü ve arkası cam olan telefonda araya giren taşıyıcı çerçeve ise uzay ve havacılık endüstrisinde kullanılan metalden üretilmiş. Tasarım açısından bir başka güzel detay ise hem standart hem de transparan versiyonlarının olması. Yani isteyen kullanıcılar arkası şeffaf olan versiyonu alabilecekler. RGB ışıklandırmaya sahip fanın da etkisiyle şeffaf modelin çok daha havalı görünümünü söyleyebilirim. Zaten telefon görüntüleri ekranlarınızda. Bir oyun telefonu olarak tetik butonlarıyla desteklenen cihazda butonların dokunmatik örnekleme hızı ise 520 Hz olarak belirlenmiş. Hazır bundan bahsetmişken telefonu farklı kılan çok önemli bir detay var. Onu da anlatayım isterseniz. Red Magic 8 Pro Plus'ta Snapdragon 8 Gen 2 platformu ile birlikte bizzat Nubia tarafından geliştirilen Redcore R2 çipi de yer alıyor. Tek gayesi, tek amacı daha iyi oyun deneyimi olan R2 çipim hem tetik butonların özelleştirilmesinden hem de titreşim motoru kontrolü, ışık ve ses efektleriyle birlikte sahne algılama algoritmasının çalıştırılmasından sorumlu. Yani deneyimi geliştiren, eğlenceyi artıran donanım özellikleri için onları yönetecek özel de bir yonga geliştirmiş Red Magic mühendisleri ya da Nubia mühendisleri tabii ki. 6.8 inç boyutunda ve 2480'e 1116 piksel çözünürlükteki AMOLED ekran 120 Hz yenileme ve 960 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Aynı zamanda DCI-P3 renk gamutun tamamını karşılıyor. Ama daha fazlası da var. Bu telefonun ekranında Delta E değeri birden küçük. Yani renk doğruluğu, renk hacmi anlamında gerçekten iddialı bir ekran duruyor. Dolayısıyla tek gayesi hızlı bir oyun deneyimi değil. Aynı zamanda yüksek renk doğruluğu. İşte bu sebeple sadece oyundan keyif vermeyi vaat etmiyor. Aynı zamanda gerek videoları izlerken gerekse de belki telefon üzerinde bir takım temel fotoğraf ve video düzenlemeleri yaparken renk doğruluğu yüksek, prodüksiyon kalitesi belki daha iyi deneyimler için iyi bir ekran mimarisi sunuyor. Ha, şunu söyleyebilirim. Bakın, bu telefonda 120 Hz ekran yenileme hızı var. Ama bu telefon, yani Red Magic 8 Pro Plus Nubia için yeni jenerasyon ilk modeli. İlerleyen dönemde muhtemelen Snapdragon 8 Gen 2 tabanlı, örneğin 165 Hz yenileme hızına sahip olan başka modeller de gelecektir diye tahmin ediyorum. Tabii çözünürlük seviyesinde şöyle bir yorum yapılabilir. Bugün amiral gemisi, premium segmentte yer alan üst seviye telefonlarda artık 2K çözünürlüğün standart olmaya başladı görüyoruz. Zaten Samsung tarafı bunu uzun süredir kullanıyordu ama Çinli markalar da son dönemde hızla bu çözünürlüğe çıkmaya başlamıştı. Ama dedim ya, bu bir oyun telefonu, dolayısıyla Nubia ve Nubia mühendisleri Full HD Plus çözünürlükle bazı avantajlar elde etmek istemiş. Bunların başında daha yüksek performans seviyesi ve aynı zamanda daha iyi batarya performansı geliyor. Daha yüksek performans şundan dolayı önemli. Bakın, neyi biliyoruz biz? Çözünürlük arttıkça grafik performansı düşebilir. İşte bu yüzden olsa gerek Red Magic 8 Pro Plus'ta bence altın oranı yakalamaya çalışmışlar. Bunun dışında ekran için açıklanan en yüksek parlaklık seviyesi 1300 nit. Bakın, bu değerle birlikte açık hava, kapalı ortam, neresi olursa olsun ekranı son derece rahat ve keyifli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ha, bu parlaklık seviyesi günümüzün diğer en üst seviye telefonlarıyla, Android ya da iPhone fark etmeksizin en tepede yalan telefonlarla aynı kalibrede mi derseniz yer değil. Hayır. O seviyede artık biz 2000 nitleri görmeye başladık. Ama 1300 nit de hiç fena değil. Her türlü ihtiyacı karşılık verir. İsterseniz yazın güneş ışığı altında, isterseniz herhangi bir ortamda telefonu zorlanmadan keyifle kullanmaya devam edebilirsiniz. Performans tarafı çok yorum gerektirmiyor. Zira en yeni nesil tüm teknolojik bileşenlere sahip. Donanım mimarisi oldukça iyi optimize edilen Red Magic 8 Pro Plus Snapdragon 8 Gen 2 platformu ile geliyor. Dolayısıyla %35 daha yüksek işlemci ve %25 daha iyi grafik performansı sağlıyor. Selfie ile kıyaslandığı zaman. Üstelik sadece performans arttırmıyor. Aynı zamanda bu performans gelişimini %40'ın üzerine daha iyi verimlilikle getiriyor. Daha iyi verimlilik demek cihazın daha az ısınması ve daha iyi pil performansı göstermesi demek aynı zamanda. Dolayısıyla kazanım pek çok açıdan son derece
kıymetli, oldukça iddialı ve fevkalade agresif görünüyor. Üstelik sadece bunlar da değil. Bu telefon Snapdragon 8 Gen 2 platformu ile birlikte Ray Tracing ve Vulkan 1.3 gibi yeni nesil grafik teknolojilerini de destekliyor. Öte yandan Low Power DDR5X RAM'ler yani LPDDR5X RAM'ler ve UFS 4.0 yani yeni nesil depolama çipleri de doğası gereği bu telefonda karşımıza çıkıyor. Yani Snapdragon 8 Gen 2 yüksek performanslı yeni nesil RAM'ler ve çok hızlı depolama çipiyle birlikte tam anlamıyla bir performans canavarı duruyor karşımızda. Yalnız böylesi bir performans elbette iyi de soğutulmalı. Çünkü bakın Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte gerçekten çok yüksek performans seviyesinden bahsediyoruz. İşte bu performansı böylesine ince telefonlarda, cihazlarda koruyabilmek. En iyi seviyede bu performanstan istifade edebilmek için telefonun termal profilini gerçekten çok iyi ayarlamak gerekiyor. İşte bu konuda dünyadaki ya da telefon dünyasındaki endüstrideki en iddialı markalardan birisi tabii ki ZTE, onun alt iştiraki olan Nubia. Çünkü az önce ne söylemişim, bu telefon fanlı bir soğutma sistemine sahip. Üstelik sadece fan da değil. Bakın fanlı soğutma sisteminin daha iyi çalışabilmesi, telefonun daha serin tutulabilmesi adına çok katmanlı bir soğutma tasarımı yapılmış. Ki buna da Ice Magic 11 deniyor. Bu katman içerisinde daha büyük buhar kazanı bloğu, daha fazla sayıda ısı dağıtıcı grafen materyal ve 20.000 devir dakika hızına çıkabilen, o seviyede çalışabilen daha yetenekli bir fan kullanılmış. Önceki modelde fan sesi pek yoktu. Yok denecek kadar azdı. Belki çok yakından ya da telefonu kulağınıza doğru getirdiğiniz zaman ufak bir vızıltı sesi geliyordu. Bu telefonda fan gürültüsü olur mu? 20.000 devir dakikada ortama hissedilebilecek, duyulabilecek bir gürültü yayar mı? Denemeden, test etmeden yorumlamak istemem ama Nubia tarafı zannedersem önceki jenerasyon kazanımlarını koruyacak gibi görünüyor. Gelelim kamera kısmına. Böylesi telefonlar performansla lider ama kamerada ortalama başarım gösterirler genellikle. Sanırım Red Magic 8 Pro Plus da buna benzer bir örnek olacak. Ana kamera sistemi üçlü sensör yapısına sahip. Samsung'un GN5 sensörünü kullanan 50 megapiksellik ana kameraya f1.8 diyafram eşlik ediyor. Tetrasel teknolojisi ve 1 mikronluk piksellerle daha iyi düşük ışık performansı hedefleniyor. Ayrıca 8 megapiksel çözünürlüğünde olan ve 120 derece görüş sağlayan ultra geniş kamera ve 2 megapiksel makro kamera da unutulmamış. Yalnız makro yerine örneğin telefoto kamera kullanılsaymış tadından yenmezmiş. Bence 20-30 dolarlık maliyet artışları yapılabilir, yapılmalı da ki yapılarak bu yönde kamera sistemleri olmalı. Yani 2 megapiksellik çoğunun kullanmadığı makro sensörler yerine herkesin kullanabileceği kamera deneyimini arttıran daha iyi görüntüler kaydedilmesine olanak sağlayan bir telefoto kamera bu telefonun çehresini daha da iyi bir noktaya taşıyabilirmiş. Telefon henüz çıkmadı. Çin'de bile piyasaya sürülmediği için kamera deneyimini yorumlamak şimdilik öyle çok kolay değil. Ha atlamadan geçmeyelim. Örneğin bu telefon 8K 30fps video kaydı da gerçekleştirebiliyor. Ön tarafta ise ekran altında gizlenmiş olan 16 megapiksel kamera bulunuyor. Benim performansını en çok merak ettiğim kriter ya da sensör ya da kamera görüntüleme sistemi işte burası. Çünkü bakın bu kamera sensörü ekranın altında gizlenmiş durumda. Dolayısıyla zaten ön kameralar genellikle nispeten daha düşük performans gösterirler ki sensörü ekranın altına aldığın zaman durum daha da zorlaşıyor. Çünkü sensörün iyi görüntüler verebilmesi için iyi ışık toplayabilmesi lazım. Böylesi tasarımlarda da ışığın ekranın pikselleri arasından mümkün olduğu kadar net ve hacimli bir şekilde sensöre ulaşması gerekiyor ki ZTE de zaten buna çalıştığını söylüyor ve Nubia imzalı Red Magic 8 Pro Plus'ta ekranın piksel tarafında mimari güncelliğini ifade ediyor. Dolayısıyla en çok merak ettiğim konu tam olarak bu aslında. Ön kameranın sunacağı performans. Bakalım zamanla anlayacağız zaten bunları. Tüm bu detaylardan sonra gelin biraz da telefonun sahip olduğu diğer özelliklere bakalım isterseniz. 5000 mAh'lik batarya ve 165 Watt'lık süper şarj teknolojisine sahip olan telefon, hacmi genişletilmiş stereo ses sistemi, daha iyi ses deneyimi için akıllı amplifikatör ve DTS ses deneyiminin yanı sıra 3.5 mm'lik kulaklık bağlantısıyla geliyor. Üstelik sadece bunlar da değil. Oyun deneyimini daha yüksek noktaya taşıyabilmek için hem göze, hem sese, hem de duyulara yani temasa belki daha fazla yatırım yapmak gerekiyor. İşte bu yüzden olsa gerek bu telefonda yepyeni, daha gelişmiş bir titreşim motoru kullanılmış. Bağlantı tarafı da iddialı. 5G, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 gibi yeni nesil en güncel kablosuz teknolojilere destek veriyor bu telefon. Biyometrik güvenlik tarafında ise hem ekran altı parmak izi sensörüne sahip hem de tabii ki yüz tanımayla kilit ekranını açma gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor bu telefon. Yazılım tarafına bakıldığı zamansa Red Magic 8 Pro Plus Android 13 üzerinde Red Magic OS 6 arayüzü ile çalışıyor. Bu arayüzde çok fazla özelleştirme bulunuyor ama bu özelleştirmelerin önemli bir kısmı daha iyi oyun deneyimi için biraz daha oyun optimize, biraz daha oyun modunu ön plana çıkartan bir takım optimizasyon ve modifikasyonlara sahip. Yani oyun odaklı yazılım özellikleri performansı arttıran, arka planda kaynakları daha iyi yönetilmesini sağlayan önemli optimizasyonlarla geliyor aslında. Ha şunu söylemeden geçmeyelim. Bu modelin biri de Plus olmayan ya da bir başka ifadeyle Red Magic 8 Pro adını taşıyan kardeş modeli de var. Aslında temel donanımlar benzer seviyede ama tabii ki bazı farklar da söz konusu. Mesela Plus olan model 5000 mAh kapasiteli
pil ve 165 wattlık şarj teknolojisiyle gelirken Plus olmayan model daha büyük pile sahip. 6000 mAh kapasiteli bataryası var. Ama şarj hızı daha düşük. 165 watt yerine 80 watt hızlı şarj sistemini kullanıyor. Görüldüğü üzere performans donanımları son derece iyi. Heyecan verici olan telefon fiyat anlamında da ses getirebilir. Arkası transparan olan Red Magic 8 Pro Plus'ın başlangıç fiyatı 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip olan versiyon için $775. Aynı işlemci ve R2 çipine sahip olan kardeş model Red Magic 8 Pro ise 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi için $575'dan başlayan fiyatlarla kullanıma sunulacak Çin pazarında. Kısacası istenilen fiyat ve ortaya koyulan performans gerçekten heyecan verici. Umarım bu defa bu telefon küresel olarak da piyasaya çıkar, hatta resmi olarak ülkemize de gelir, rekabet artar, yeni seçeneklerle piyasa hareketlenmiş olur. Çünkü Red Magic 8 Pro Plus sahip olduğu fanlı soğutmadan agresif tasarım çizgilerine, sahip olduğu yeni nesil donanımlardan yazılıma kadar gerçekten oyun tutkunları için, farklı telefon arayanlar için yepyeni ve en azından şimdilik en güçlü telefon olarak lanse edilmiş durumda. Çok yakında da piyasaya çıkacak. Tüm bu detaylardan sonra düşünüyorum acaba atlamış olduğum bir detay var mı diye. Zannedersem şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. O zaman artık kapanışa doğru gelirken sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'ta Erdi Özağ ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Paylaşımlarımı beğenirseniz takibe de alabilirsiniz. Sevgili dostlar, vaktinize sağlık diyorum. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.